Efendim Sedat Peker gene videolar vermeye başladı arka arkaya, neler oluyor? Efendim, bugüne kadar Sedat Peker'in dediğin hiçbir şeyi aksini ispatlayamadılar. Bence çok doğru şeyler söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk varsa bunların soruşturulması lazım, bunların araştırılması lazım. İster bakan olsun, ister milletvekili olsun, kim ne yaptıysa bunların hepsi soruşturulması gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde şu güne kadar söylediklerin hepsi doğru olduğunu düşünüyorum. Ben en azından kamuoyunda öğrendiğim kadarıyla. Ama gereken yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü Türkiye'de yeteri kadar hukukun çalıştığını ben şahsen kişisel olarak düşünmüyorum. Ülkemi seviyorum. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Peki efendim, seçime yakın Sedat Peker tekrar videolar çekmeye başlar mı? Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki arkası gelecekti. Bildiği ne varsa o da bir an önce hepsini söylesin de ne varsa ne olacaksa. Bu sadece seçim endeksi olmaması lazım. Çok büyük şeyler biliyormuş da gizliyormuş gibi çünkü tavırlar biliyor var. Biliyor tabii ki. Çünkü devlet bunları kullandı zamanında. Kullandı. Şimdi de elinde bilgi belge olmasa bunları sunabilir mi? Ben bilebiliyor muyum bu ilişkileri bilmiyorum. Çünkü böyle bir olayın içinde olmadığım için bilmiyorum. Ama o adamlar içinde olmuş zamanında. Devlet kullanmış bunları. Biliyor. O da bildiğini söylüyor yani. Bunun doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak da devletimize düşer, sayın büyüklerimize düşer. Milletvekili olma hukuk kuralları çalışıyorlar. Yok yani. Yok öyle bir şey. Ya buna kargalar güler ya. Ya Allah aşkına Sedat buna... Sedat Peker milletvekili olup geri dönerse diyor. Ya Allah aşkına yani elbette hukuk buna izin veriyorsa olabilir. Tabii ki buna bir şey diyemeyiz. Saygı duyarız. Hukuk kurallar içerisinde bunu düşünmek lazım ama şu anki bir suç örgütü lideri olarak pek olabileceğini ben düşünmüyorum. Olamaz, ama hukuksal olarak olamaz. Ama hak hukuku varsa o da milletvekili adayı olabilir. Buna kimse engel olamaz. Bunun kararını verecek olan halktır ya da hukuktur yani. Ama ben şunu istiyorum. Ülkemizde kim suç işlemişse hukuk kuralları çerçevesinde hesabın sorulmasını istiyorum. Ama başta eğer yönetenler de eğer suç işlemişse onlara da hesap sorulması gerekir. Benim söylemek istediğim özet olarak bunlar. Valla şöyle bence devam edecek gibi duruyor. Gündemi de meşgul ediyor. İstediğinde alıyor. İki gündür gündemde. Daha da gündemde olacak gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Çok konuşulacak bir şey de yok aslında yani. Ne diyelim, hani doğru bir örnek de değil. Ama paylaştıkları da doğru bir şey değil. Umut oralara düşmüş durumda yani. Kötü bir durum. Sedat Peker tekrar çıkar mı piyasaya videolarla? İki gündür müşkili temsil ediyor. Vallahi abi seçime yakın çıkar diyorlar. Ben de düşünüyorum. En son reislerleşme videosu yapacaktı. Doğru. Ondan sonra bir şeyler oldu. Ne oldu orasını bilmiyoruz tabii. Dün bir ses kaydı verdi Metin Külük'le, Bey'le alakalı. O işte bu Cumhurbaşkanı Biden'la görüşecek diye sus dedi falan filan muhabbetleri oldu. Vallahi o ses kaydı bilmiyorum da piyasayı çok meşgul ediyor. Hani ondan önceki video yayınladı bu TGDT'nin CEO'su ile ilgili. Ama neyse daha fazla konuşmayayım abi ya. İleri gideceğim. Şey yapmayalım. Teşekkür ederim. Ama çıkar diyorsun Sedat Peker. Çıkar. Videolar. Bence çıkar. Çıkması da gerekir. Vallahi onun elinde çok güzel videolar var. Her an her şey olabilir. Her an patlatabilir mi? Evet. Seçime yakın bekliyor musunuz gerçekten böyle hamleler? Yani o seçim kazanılsın falan da diye değil. Gerçekleri gösteriyor yani. Açıklamasını yapıyor. Seçime yakın tekrar video çekmeye başlar mı sizce? Öngörü bence başlar. Başlar mı? Başlar. Ya da sustururlar. Elinde gerçekten de güçlü deliller var mı yoksa blöf mü çekiyor? Bence var. Çünkü neden var? Süleyman Soylu benim dönüş biletim oldu, işte dönüş biletim olacak diye bu kadar kesin konuştuğuna göre hiçbiri mi gerçek değil yani? İlla ki bir 10 taneden bir tanesi yani gerçek payı vardır illa ki. Deliller varmış gibi davranıyor. Blöf mü yoksa var mı gerçekten? Olabilir. Çünkü onu bu hale şimdiki iktidar getirdi. Doğru, onun döneminde güçlendi. Kesinlikle. Biliyorsunuz bu iktidar yalan üzerine kurulmuş bir iktidar. O nedenle Sedat Peker'e de güvenmiyorum. İktidara da güvenmiyorum. Hiç kimseye güvenim kalmadı. Efendim Sedat Peker iki gündür gündemi gene meşgul ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Seçime yakın gene videolar başlayacak mı? Şimdi bunlar devlet erkanı, devlet sırrı. İkisi de yani devlet erkanıdır. Yani şimdi bize düşmez. Biz vatandaşız. Biz sandık sorumlusuyuz. Sandık arkasında bize düşen neyse onu yaparız. Evet. Yani ya Sedat Peker'in kavgaları var ya ondan. Sedat Peker'inki. Sedat Peker normal vatandaş ama devlet erkanı değil. Devlet erkanı değil. O devletin bir mafyası. O mafya. Yani biz en başta diyoruz devletimiz var olsun. Milletimiz yeter ki var olsun. Yeter. Azerbaycanlı mısın sen? Hı? Azerbaycan vibe alıyorum senden. Azerbaycan değilim. Uyghurluyum ben. Kendi neyin var? Ama Azeri kendiyim. He? Şimdi ne olur? Aslı vardır ya. Bütün yayınladığı videolar ama tabii biz isterdik bir Cem Küçük'ün de çıksın. O sahte ama bir videosu hesapmış. Yoktu. Evet, o yok. Sahte hesap değil de
O kendi hesabı sürekli hacklendiği için iki tane hesap, bir uzun çavuş, bir tane de Freud'un talebesi diye bir sayfadan yayınlıyor. İki sayfadan da ama aslı var yani. İşte Freud'un talebesinden de diyor ki o kapanandan sonra açtığım değil. Çünkü Cem Küçük'e hem süre veriyor hem Sedat Peker'in tarzı değil o. Televizyon açık, özür dile. Ben görünce anladım hemen aslında ama Cem Küçük bayağı bir şey oldu. Peki ne diyorsunuz hocam? Sedat Peker çıkar mı piyasaya yaklaştıkça, ne düşünüyorsunuz? Şimdi zaten orada memnun. Araplarla aramızda iyi olduğu için isteyemeyiz onu da tekrardan buraya. Vermezler de zaten. Büyük bir yatırımı var bence. Ama daha burada da şey var, kolu kanadı var. Sedat Peker'in de yani daha Türkiye'de kolu kanadı var. Evet, zaten kardeşlerini falan gözaltına almışlardı onun. Şimdi serbest bıraktılar mı bilmiyorum ama. Videolara başlar mı gene seçime yakın? Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki de başlar. Tekrardan başlar. Şimdi şey okudum hatta bugün. Bir gazeteci vardı. Böyle işte demiş, gündemimde sen yoktun ama bugünden itibaren sen de gündemimdesin diye. Evet, söylentiler yapmış. Nedim Şener gazeteci. Bayağı bir kavga gürültü gidiyor. Yani bence bu ortamı sallamak istiyor ya. Yani yandaşları yalan söylüyorlar yani. Çıkıyorlar televizyonları, görüyorsunuz ya. Yalan söylüyorlar yani. Yalandan başka bir şey değil yani. Ama tabii biliyorsunuz ki ülkemizin %80'i yani buna inanmak istemiyor. İşte adam havaalanı yaptı diyor. Köprü yaptı diyor. Otoyol yaptı. Ya zaten bunları devletin görevi. Zaten bunu devlet yapacak. Senin ya kendi cebinden yapmıyor. Senin benim vergimden yapıyor. Seçmeni etkileyecek sözler de değil artık bunlar. Yok hayır artık kendi seçmenini kaybetti zaten ya. Bir Karadeniz'e gidin bakın. Nasıl sellerde yani gördünüz. Ama İzmir'de olsa aynısı manşet. Manşet yani. İşte CHP belediyesi böyle çalışıyor. CHP belediyesi yapamıyor. İşte CHP zihniyeti bilmem ne. Çok kirli bir şey var, siyaseti var. Yani lekeyi bulaştırıyor yani. Diyor işte yani güneş ama balçıkla sıvanmaz ya. Elinde sonunda yani bizim halkımızda gerçekleri görecek. Geç de olsa farkına varacak. Şu an şimdi diyor ki okudum, ekmek 4 TL olacak. Bak bugün saat 2'de asgari ücret komisyonu toplanacaktı. Evet. Asgari ücrete şu an 1000 lira zam yapsın, yarın ekmek 10 lira. Gevrek 5 lira, 6 lira. Ciddi söylüyorum sana ya. Ben özel şirkette çalışıyorum, demir çelik fabrikasında çalışıyorum. Tam asgari ücret almıyorum ama borcum da var. Hem de yani bayağı bir borcum var. Onu söylemek istemiyorum. Bekarım da yani. İşte 36 yaşına geldim, evlenemiyorum. Onu söyleyeyim yani. Niye ekonomik? Şu an 2+1 bir ev tutmaya çalışın. Şu Karşıyaka'yı 6-7 bin lira. Bak yani Karşıyaka'yı gibi yerden. Eşyalarını hesapladım ben. Yok. 110 bin TL tutuyor. Evet, hepsi yani eşyalarla bilmem nelerle. Yani sen her ay 5-6 bin lira yani şurada 2+1 kiraya vereceksin. Ya yazık, günah ya. İnsanların yani benim çalıştığım şirkette vergi. Şuna vergi, buna vergi, yediğim ekmeğe vergi, ona vergi, buna. Ya devlet vergiyle ayakta ya. Ne üretiyoruz, ne yapıyoruz? Tarım ülkesiyiz, hayvancılık ülkesiyiz ama eti dışarıdan alıyoruz. Buğdayı, arpayı dışarıdan alıyoruz. Çiçek yağı dışarıdan alıyoruz. Ya biz bunları kendimiz üretip de piyasaya süremiyor muyuz? Her türlü sürürüz. Arada ama bunların işine gelmiyor. Bunların işine, işte tamam var. Ne diyorum bak, iş adamları işte o beşli çete dedikleri var ya. Onlar yani yandaşlarına yediriyor. Şimdi sen... Benim ahbabımsın, ben cumhurbaşkanıyım. Ben niye üreteyim, yetiştirip satayım? Ya ben sana yetki veriyorum. Sen al gel, farkına ise sen al. Burada 5'e satacağıma sen getir, 10'a satayım. Her yer beton yığını oldu, görüyorsun. Bak her yer beton yığını ya. Şu an İzmir'e çık, her yer beton yığını ya. Yazık, günah. Neymiş, Atatürk havaalanını yıktı. Ne yaptı? Millet bahçesi yaptı. Ya yazıktır, günahtır. Yani atamızın isminin de mi orada hatırı yok ya? Sedat Peker bayağı bir videolar veriyor. İktidar ve yandaşları... Yani Sedat Peker'le ilgili hiçbir şey takip etmiyorum açıkçası. Evet. Bence gündem oluşturuyorlar ekstra. Pek ilgimi de çekmiyor. Herhangi bir hareket ve sonuç da görmüyorum olayla ilgili. Yani boş gündem bence. Seçime 1 yıl kaldı. Sence iktidarın tekrar kazanabilme durumu var mı? Yani hile hurda yaparlarsa tabii kazanırlar. Yani bir seçimlerde bir şey olmazsa bence artık insanların gözü açılmıştır bir yerde diye düşünüyorum. Muhalefete bakışın ne? Muhalefetin bir duruşu olduğunu görmüyorum ben esas muhalefet partisinin. Yani neyin ne olduğunu çıkıp söyleyemeyip belli bir tarafı savunmadıklarını düşünüyorum. Ben de bir liderlik izlenimi de bırakmıyorlar. Açıkçası kararsızım. Son dakika vereceğim kararımı ama hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama muhalefet de bana şey yapmıyor, ılım vermiyor. Şunu soracağım açık açık. Yaklaşık 30 küsur il dolaştım. 30 yaş altı insanların... İktidardan memnun olmayanların, muhalefetten de memnun olmadığını görüyorum. Tam istedikleri bir muhalefet yok. Peki Türkiye bu partilerden mi ibaret? Yani ne zaman gerçek? Yani bence görüş olarak düşünürsek yani sol çok naif bir
düşünce tarzı kalıyor şu anki iktidarı şey yapmak için. Daha çok bir esas birinin, bir tek bir insanın hakikaten bir karakter yansıtıp insanları bir arada birleştirmesi gerekiyor. Ben de bunun için bir isim veremem. Mansur Yavaş gerçekten hem gençlerin olsun hem siyasal yaklaşım hareketleri olsun. Böyle işte şeyci değil de. Çok isim geliyor. Yok, söyleyemedim. Partiler üstü görülüyor Mansur Yavaş. Böyle partili gibi değil de. Evet, sanki. Evet, sanki evet öyle bir insan. Ve de herhangi bir mafya var bir hareket de yok. Devlet başına geçebilecek bir adam gibi duruyor.